merhaba. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki anlamlandıracak zaman kalmıyor. Öncelikle kadim kaidedir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı vardır. Fakat geriye doğru muameleye bakılırsa şu görülür. Bazı halkların bu hakkı vardır, bazısının yoktur. Yine işgal kelimesinin anlamı bellidir, değişmez. Siyasi, dini veya ideolojik yaklaşıma göre bunun adı harekat, fetih veya müdahale olur. Kurtarma veya barış gibi kelimelerle de süslenir. Son dönemde operasyon kelimesi de moda oldu. Evet. Konu Ukrayna. Nerede Rus varsa orası Rus toprağıdır. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kırım mesela bir zamanlar Rus toprağı olabilir. Öncesinde de Osmanlı toprağıydı. Ne yapacağız şimdi? Anadolu'da bin yıl önce Rum ve Ermeni yurduydu. Sonu gelmez bu davanın. Ukrayna'da olan tipik biçimde halkların kendi kaderlerini tayin hakkını tanımamaktır. Ve unutmayın hiçbir işgalci işgali kabul etmez. Buna kılıf bulmakta da ustadır. İşgal sürerken engelle karşılaşınca Sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar söylemi modası geçmiş klişe bir laftır. Putin bunların hepsini yaptı. Dünyanın artık nur topu gibi bir sorunu var. O arada Türkiye ve dünyadaki Rusçular NATO ve muhiplerini işgalin merkezine oturtabilirler. Çocuğuna tekme tokat dalan birinin ama sözümü dinlemedi ki bahanesine sığınması gibi bir şey bu. Geçelim. Türk solunu konuşmaya başlayınca sinirleniyorum. Putin'in işgalle amaçladığı şuydu. Ukrayna'nın yeni Belarus olması, Kiev'e de Lukashenko gibi birini atamak. Bunu hızlı hayata geçireceğini umuyordu. Direnişle karşılaşacağını beklemiyordu. Dünya kamuoyunda yalnızlaşacağını, müttefiklerinin dahi yanında durmaktan çekineceği bir durumda kalacağını belli ki hesap etmedi.'' bunun üstüne Rusya'nın dört bir yanındaki protesto eylemleri eklendi. Yine düşünün Azerbaycan başkanı Ukrayna lideri Zelenski'yi telefonla arayıp yakıt desteği verdi. Dönelim. Putin, Donbas'taki iki cumhuriyetçiyi tanımasına tepkiler umduğu gibi olunca iki gün sonra Ukrayna'ya girdi. Oysa girelim dediği için kendi istihbarat başkanını kameralar önünde haşlamıştı. İşgal öyle beklenmedik anda geldi ki Almanya istihbarat başkanı haberi Kiev'de aldı. Çatışma bölgesinden güç bela çıkardılar. NATO NATO diye dolananlara bunu hatırlatın yeterli. Kremlin savaşın tek taraflı olmasını bekliyordu. Olası yaptırımları satın almıştı. Putin sıkıntıyı kısa ve orta vadede önceden rezerv ettiği iç kaynaklarla çözecekti. Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, İtalya, Macaristan, Finlandiya gerçeği varken acımasız bir paket dayatamazlardı nasılsa. O arada sadece Rus şirketleri değil, mafya babalarından Asya ve Afrika otokratlarına binlerce kişinin vergi cenneti adalarda İsviçre bankaları gibi dokunulmaz kasalardaki varlıkları çorap söküğü gibi ortaya çıktı. Bunlara sıra gelmedi çünkü kimse küresel sistemin felç olmasını istemiyor. Haliyle henüz kimse yakıcı anlamda yaptırımla sınanmadı. Ancak samimiyet testi yaklaşıyor. Eğer gerçekten Putin'e karşı ciddiyseniz Kremlin'le ilişkili insanların servetlerini takip edersiniz. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Putin'in nükleer bombaları alarma geçirmesi blöf değil. Baş parmağı pimin üstünde. Adeta Canımı yakarsanız patlatırım diyor. İşler ters giderse kaybeden Ukrayna halkıyla birlikte dünya barışı olabilir.